Efendim iyi akşamlar. TV'lik ana haber bülteninden herkese yeniden merhabalar. Bugün 26 Aralık 2023 günlerden Salı. Ben Salise Hilal Ergün. Günün öne çıkan haber başlıklarıyla karşınızda olacağız. Evet, bülteni açmadan önce Ordu'dan gelen iki yeni gelişmeyi aktarmak istiyorum açıkçası. Çünkü kıymete haiz olduklarını düşünüyorum. Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ'dan bir açıklama geldi. İlçeye kazandırılacak olan yeni devlet hastanesinin inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini duyurdu Başkan Fikri Uludağ ve sosyal medya hesabından da bir paylaşımla aslında duyurdu. O paylaşımı da hemen aktaralım. Yeni Gölköy Devlet Hastanesi toplam 15 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve tam 75 yataklı olarak planlanan yeni hizmet binasında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor demiş başkan ve eklemiş. Yeni Gölköy Devlet Hastanesi tamamlandığında Gölköy ve çevre illerden gelen vatandaşlara modern ve daha iyi şartlarda hizmet vermeye devam edecek diye de eklemiş ve ilçemize de hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullanmış. Başkan, bizler de buradan ilçeye gerçekten hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Güzel bir hizmet, güzel bir sağlık gelişmesi. Hastane gerçekten bu ilçeye de ihtiyaçlarından bir tanesiydi. Halihazırda bizim de şehir hastanesine olan ihtiyacımız gibi. Bir diğer gelişme Akkuş'tan geldi. Bir spor gelişmesi daha doğrusu. Akkuş Belediye Spor ikinci yarıdaki karşılaşmalarını Ordu'nun Ünye ilçesinde oynayacak kıymetli izleyenler. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci bir yazılı açıklama yaptı. Hemen aktaralım. Takımlarının maçlarını oynayacağı yerle ilgili bu yerin de Ünye olduğunu açıkladı belediye başkanı. Hüseyin Tavlı ve Sivil Toplum Kuruluşu başkanlarıyla da görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti İsa Demirci. Tabii bunun nedenini de hemen aktaralım. Yani Akkuş'taki salonun tadilatta olması nedeniyle ligin ikinci yarısındaki maçlar Ünye'de oynanacak. Hemen buradan da bu detayı paylaşmış olalım. Ve tabii ki de Akkuş Belediyespor'a buradan başarılar diliyoruz. Gerçekten kıymetli bir iş icra ettiklerini düşünüyorum. Çünkü Efeler Ligi'nde oynuyorlar kıymetli izleyenler. Malum Ordu'nun sadece merkez ilçesi yok. Tümüyle 19 ilçesiyle birlikte gerçekten büyük ve güzel bir şehir. Haliyle de tüm ilçe belediyelerinden gelen tüm gelişmelerin takipçisi ve habercisi olmaya devam edeceğiz. Biz de gerçekten sevindik bu gelişme karşısında. İnşallah da başarılı bir süreç geçirirler. Evet, bülteni Bahçeli ile açıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün mecliste DEM Parti sözcüsü kürsüye çıktığı anda hatırlarsak salonu terk etmişti. Beraberindeki MHP milletvekilleri de eşliğinde. Bahçeli bu defa partisinin grup toplantısındaydı. Terörle mücadele başlığında oldukça sert ve açıkçası net açıklamaları vardı diyeceğiz. Apaçık mecliste terörist istemiyoruz dedi Bahçeli. Ve CHP ise ortak bildiriye imza atmama kararı nedeniyle ağır ifadelerle eleştirdi. İzliyoruz. Gazi mecliste yer alan hiçbir parti Türkiye'nin ve Türk milletinin karşı karşıya olduğu bir tehdit veya tehlikeye sessiz ve tepkisiz kalamaz. Kalırsa muarız cepheye fiilen katılmış olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak açıklamasını imza atmayarak PKK'nın safına geçen, şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, gazilerimizi sükutu hayale uğratan bugünkü CHP DEM kadar milli güvenlik tehdididir. Teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye yüklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu metnin neresini beğenmedi? Niçin telaşa kapıldı? DEM'in siyasi kolonu olmaya nasıl hazmetti? CHP DEM'in peşinde yuvarlana yuvarlana köşesini, siyasi kişiliğini, milli mensubiyetini, ahlaki ve tarihi mirasını kaybetmiştir. Hepsine birden yazıklar olsun diyorum. Özgür Özel zıvanadan çıkmış, zırvaya gömülmüş, zır zop siyasetiyle bindiği dalı kesmeye başlamıştır. Bölücülük narkozuyla uyuşturulduğu ortadadır. Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs eğer aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörle mücadele, hedefinde DEM Parti vardı. İlk önerim 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim, teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen, sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşeratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi için de bir başlık açtı. Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri, kulak veriniz. Bana şehitlerimizin omuzlarında vatan toprakları emanet edildi. Hala adaletin ve hukukun onurunu sahiplenmeyecek misiniz? Evet, buna adalet diyorsanız batsın sizin adaletiniz. Şayet buna hukuk diyorsanız olmaz olsun böyle hukukunuz. Demin hukuken defni yapılmadıktan sonra Türkiye'ye huzur gelmeyecektir. Ve yerel seçim. AK Parti ile 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapma kararı aldığımızı, 22 ilde de demokratik yarış halinde olacağımızı buradan bir kez daha açıklıyorum. Önümüzdeki seçimler terörün yedeğinde olanlarla Türkiye'nin yanında duranlar arasında geçecektir. Evet, beklenen açıklama kendisinden, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel mecliste imzalanan teröre karşı ortak bildiriye DEM Parti ile birlikte imza atmamalarına gelen eleştirilerin ardından, daha doğrusu ilk kez grup toplantısında konuştu efendim ve artık ezbere muhalefet yok dedi Özel. Ayrıca memleketi Manisa'da bir şehit cenazesine katılmak istediği sırada da vatandaşlar tarafından protesto edilmişti. O anlarla ilgili de ilk kez konuştu. Artık sizin istediğiniz A4'ler üzerinde imzalar koyup iktidarın peşinden koşturup terör belasını bu topraklardan silmek yerine bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmadık. Bundan sonra da ortaklaşmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 12 askerin şehit olmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yayınlanan ortak bildiriye imza atmalarına gelen eleştirilere yanıt verdi. Kaç ortak bildiri? Sonucunda ne elde ettik? Neyi çözdük? Neyi başardık? Hala daha niye annelerin gözü yaşlı, babaların yüreğinde taş var ve halen daha sürekli ne zaman ama ne zaman Türkiye'de artık bir şeyler iyiye gidecek dendiğinde şehit cenazeleri geliyor. Artık insanlar bu sorunun cevabını istiyorlar. Öyle ne ezbere iktidar var, ne bundan sonra öyle ezbere muhalefet var. Ortak bildiriye imza atmamalarının ardından ilk kez grup kürsüsündeydi Özgür Özel. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un partisinin bildiriyi imzalamamasını eleştirmesi ve eski ittifak ortakları İyi Parti'den CHP'ye gelen eleştiriler gündemdeyken Özgür Özel dost ateşi vurgusu yaptı. Bizi nelerle muhatap edecekler göze alıyoruz. Onlardan korkmuyoruz ama bu partinin karşısındakinden değil arkasında durduğunu düşündüğünden bir dost ateşi almak dışında bir endişesi yoktur. Kendimize güveniyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Özel'in gündeminde Manisa'da piyade sözleşmeli er Enis Budak'ın cenazesinde kendisine yönelik yapılan protesto da vardı. O protestonun bildiri imzalanmadığı için olmadığına işaret etti. Benim utancım, benim üzüntüm bir şehit cenazesini
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve hepimize yakışır bir şekilde uğurlayamamış olmaktır. Cenaze namazından sonra bir saygı duruşuna geçip şehidimizin naaşını uğurlayabileceğimiz sırada harekete geçirilen o güruhun buna mani olmasıdır. Yapılan saygısızlık ne banadır ne partimedir. Üzülerek söylüyorum ki şehidimizin aziz hatırasınadır. Buna tevessül edenlere yazıklar olsun. Evet kıymetli izleyenlerim, dün bültenimizde de aslında epey bir üzerinde durmuştuk. O yüzden çok fazla konuya girmek istemiyorum. Ancak insanlar için, vatandaş, kamuoyu için, Türk toplumu için oldukça hassas bir konu. Şehitlerimiz var malum, 12 şehit verdik. 12 Ocağı ateş düştü. Haliyle hem şehit cenazesindeki insanların tepkisi, tabii ki keşke bu tabloyla, görüntülerle karşılaşmasaydık. Ben de üzüldüm hakikaten. Ama gerçekten bu süreçte Öcalan güzellemesi yapan, İmralı'dan yükselecek olan barışın sesinden bahseden parti ve işbirlikçilerine yumuşak davranılacak bir yüzümüz olursa, tabii ki insanlar da bu konuda oldukça hassas. Bu konuda da belki tepkiler gerek doğru gerek yanlış bir şekilde aktarılıyor, yansıyor olabilir medyaya. Diyorum ya, keşke bu görüntülere hiç karşılaşmasak, hiç mazhar olmasak. Ancak ben bu konuda daha dik duruş sergilemeleri gerektiğini düşünüyorum muhalefet kanadının da. Malum genel seçim yapıldı. Genel seçimde beklenti oldukça yüksekti muhalif kanattan. Özellikle CHP seçmeni adına söylüyorum bunu. Maalesef bir başarısızlığa daha imza atıldı. Kılıçdaroğlu artık görevi bıraksın denildi. Koltuk Özgür Özel'e devroldu. Fakat gelen gideni acaba erken mi arattı soruları da kafalara gelmeye başladı. Kafaları daha doğrusu karıştırmaya başladı. Bunlar sizlerin, halkın söylemi. Bu anlamda ben muhalefet partilerinin de şapkalarını önlerine koyup biz nerede hata yapıyoruz diye düşünmeleri gerektiğini de açıkçası düşünüyorum. Evet, şimdi bir diğer önemli isme gideceğiz. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tekliflerinde mecliste söz alan bir diğer isim de MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk'tü. Şanlıtürk ordunun iki sorununu meclis gündemine taşıdı. Bunlar arıcılık sektöründeki desteklerin artırılması ve balıkçı barınaklarının da yenilenmesi talebiydi. Mevcut balıkçı barınaklarımız balıkçı teknelerine yetmemektedir. Arıcılarımıza verilen kovan başı 60 TL destek ödemesinin artırılması gerekmektedir. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tekliflerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, ordunun önde gelen iki sorununu meclis gündemine taşıdı. Şanlıtürk, arıcılık sektöründe desteklemeler artırıldığı takdirde bal üretimimiz de artacaktır dedi. Arıcılarımız 600 binin üzerinde kovan sayısıyla yıllık 20 bin tonun üzerinde bal üretmektedir. Arıcılarımıza verilen kovan başı 60 TL destek ödemesinin artırılması gerekmektedir. Verilecek mazot ve nakliye desteğiyle birlikte bal üretimimizin de artacağına inanıyorum. Milletvekili Şanlıtürk balıkçılık sektörüne de ayrı parantez açtı ve balıkçı barınaklarının yenilenmesinin elzem bir durum olduğunu ifade etti. Mevcut balıkçı barınaklarımız balıkçı teknelerine yetmemektedir. Bu barınakların ve çekek yerlerinin büyütülmesi gerekmektedir. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, liman içi temizliklerin ücretsiz bir şekilde yapılmasından dolayı da Tarım ve Orman Bakanlığı'na da ayrıca teşekkür etti. Liman içi temizliklerinin bakanlığımıza bağlı tarama gemileri tarafından ücretsiz olarak yapılması balıkçılığımıza verilen büyük bir destektir. Bu manada bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum. Evet, tabii ki her ilde olduğu gibi ordunun da kendine özel sorunları var olacaktır da, çözümü de tabii ki vekillerde, gerekli isimlerde. Bu anlamda vekile biz de buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü ordunun sorunlarını gerçekten hem Ankara hem ordu mesaisi sürecinde sürekli meclise taşıyor kendisi. Arıcılık ve balık da ordunun katma değer sektörlerinden bir tanesi. Birçok konuda başta fındık olmak üzere çözüm süreci başlamış durumda.
bu sektörler içinde gereken iyileştirilmenin de en kısa sürede yapılacağını biz de temenni ediyoruz ve diliyoruz açıkçası. Evet, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceği dair bir söylemi olmuştu. Bakanın bu söylemine yönelik tepkiler de açıkçası çığ gibi büyüdü ve açıkçası da sürmeye devam ediyor. Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel haber arası yayınımıza konuk olmuştu efendim, hatırlarsanız. Vekil Tekin'in bu açıklamalarıyla ilgili de görüşlerini bizlerle de konuşmuştu, paylaşmıştı. Adıgüzel bu defa Meclis Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde aynı konuya binaen eleştiri oklarını çıkardı. Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Bakan Yusuf Tekin'in tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceği yönündeki açıklamalarına meclis kürsüsünden de tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Tekin de diyor ki, ben bu cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğim. Milli eğitime tarikatı sokmak pedagojik bir cinayettir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğini söyleyen Bakan Yusuf Tekin'e yönelik tepkiler sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmelerinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel'in gündeminde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cemaatlerle ilgili açıklamaları vardı. Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Bakan Yusuf Tekin'in tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz sözlerini eleştirdi. Yüz binlerce öğretmen atama bekliyor. Yusuf Tekin onlarla protokol yapmıyor. Okullarda can güvenliği sorunu var. 30 bin yani uyuşturucu batağına saplanmış, okul çevreleri güvenliksiz. Tam 30 bin okul güvenlikçisi atama bekliyor, onlarla protokol yapmıyor. Kiminle protokol yapıyor? Bu cemaat ve tarikatlarla protokol yapıyor. Neden? Çünkü kendisi de onlardan biri. Yani onların kankisi olduğu için onların haklarını gözetiyor. Adıgüzel, Bakan Tekin'in çocukların dağa çıkmasını önleyeceğiz sözlerine dikkat çekti, FETÖ'yü işaret etti. Yusuf Tekin'in ağzından şu sözler döküldü, çok tanıdık geliyor. Çocukların dağa çıkmasını önleyecekmiş. Zamanı da Fethullahçılar için de aynı cümleyi ettiler. Aynı yine STK sözünü Fethullah için de kullandılar. 15 Temmuz günü emir veren komutanlar, emri uygulayan alt rütbeliler dağdan mı inmişti? 15 Temmuz'da hainler dağdan inmedi Yusuf Tekin. Vaiz kürsüsünden indi. Bakanlığınızdaki koltuklardan indi. Bakanlıkta Milli Eğitim Bakanı tam 35 bin kişi ihraç edildi. Cemaat paketi içinde silahlı kuvvetleri yerleşmiş, oralardan da uçaklardan, helikopterlerden indi. Oradan da gelip bu meclisin ve milletin tepesine bindi. Milletvekili Adıgüzel ÇEDES projesini gündeme getirdi. Camiye giden çocuklara mıntıka temizliği yaptırılmasına tepki gösterdi. Başka bazı yöntemlerle de para aktarılıyor. Ha, Yusuf Tekin bunlara STK demese de holding dese anlardık. Çünkü burada bir gerçeklik var. Bunlar holding gibi çalışıyor. Yöntemlerden biri de ÇEDES. Neymiş bu ÇEDES? Çevreme duyarlıyım, sahip çıkıyorum. Görevliler kim? Din görevlileri. Ya çevreyle din görevlisinin ne ilgisi var? Sanırsın temas, sanırsın Greenpeace. Din görevlilerin çevre projesiyle ne alakası vardı diyordum. Bir alaka bulmuşlar. Camilere götürdükleri çocuklara çevre ve mıntıka temizliği yaptırıyorlar. Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin. Evet, meclis kürsüsünde olan bir diğer isim ise AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür'dü efendim. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık satacağı yönünde bir takım söylentiler vardı hatırlarsak. Temür buna değinmeden geçmedi açıkçası. Kendisi hem Giresun bölgesi milletvekili de olduğu için bölgenin de sorununa işaret ediyor. Milletvekili Temür, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile yaptıkları görüşmeler doğrultusunda üreticilerin elindeki fındığın bitmeden TMO'nun satış yapmayacağını üstüne basa basa vurguladı. Ülkemiz fındık ihracatından yıllık 2,5 milyar dolar civarında gelir elde etmektedir. Fındık ihracat geliri açısından tarım ürünü olarak birinci sıradadır. Dolayısıyla fındığa ve fındıkçıya hükümetimizin desteği devam edecektir. AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden fındığı konuştu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık satacağı yönünde söylentilerine ise bir parantez açtı.
Piyasada geçen yıldan TMO'nun elinde kalan 115 bin ton fındık üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmasında TMO'nun depolarında bulunan 115 bin ton fındığın satılmayacağını duyurdu. Milletvekili Temür, bu dedikodularla üreticinin elinde bulunan fındık ucuz alınmaya çalışılıyor dedi. TMO'nun fındık satacağı dedikodularıyla üreticinin elindeki fındık ucuz alınmaya çalışılıyor. Milletvekili Ali Temür bu konuda elini ovalayanlar boşa beklemesinler ifadesiyle de oldukça sertti. Temür, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile yaptıkları görüşmeler doğrultusunda üreticilerin elinde bulundurduğu fındığın bitmeden TMO'nun satış yapmayacağını üstüne basa basa vurguladı. Buradan ifade etmek isteriz ki Tarım Bakanımızla ve TMO Genel Müdürümüzle yaptığımız görüşmeler çerçevesinde üreticimizin elindeki fındık bitmeden kesinlikle fındık satışı söz konusu değildir. Fındık satılmayacaktır. Bu konuda elini ovalayanlar boşuna beklemesinler. Biz fındık üreticisinin yanındayız. Evet, Türkiye'de tam 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca kişiyi ilgilendiren o asgari ücret zammına ilişkin konuşacağız. Bu zamma ilişkin son günlere yaklaşıldı diyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 ve 2. toplantılarını gerçekleştirmişti ve bu toplantılarda henüz bir rakam konuşulmadığı bilgisi paylaşılmıştı. Kim tarafından? Vedat Işıkhan tarafından. Artık bu hafta komisyon görüşmelerinin tamamlanıp bir anlaşmaya bağlanması gerekiyor. Haliyle milyonların gözü kulağı da açıkçası bu gelişmede. Yani asgari ücret 2024 rakamlarının belirlenmesinde. Peki herkesin aklındaki o ana soru, asgari ücret ne kadar olacak sorularından bahsediyoruz. Süreçle ilgili herkesin bir ön tahmini hali hazırda sürerken TÜRMOB Disiplin Kurulu Sekreteri Bahadır Baş, asgari ücrette %40'lık bir artış beklendiğini aktardı. Aralık ayının başından beri ülke olarak asgari ücrete kilitlendik. Bunun da çok haklı sebepleri var. Çünkü ülkede çalışanların, sigortalı çalışanların neredeyse yarısı asgari ücretle çalışıyor. Türkiye'de 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin son günlere yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. ve 4. toplantısını tamamlamasıyla birlikte yeni zam oranı ilan edilmiş olacak. Yaklaşık 7-8 milyon vatan çalışanımızı ilgilendiriyor, aileleriyle beraber neredeyse 4 ile çarpsak 28 milyon insanımızı ilgilendiren bir durum. Dolayısıyla gündemde olması, bu kadar dikkate alınması, herkesin bu konuyu konuşması gayet önemli diye doğru bir yaklaşım. Çünkü herkesin evine gidecek lokmayı ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretle tüm kalemlerde değişikliğe gidilecek. Bu nedenle milyonların gözü şimdi asgari ücret 2024 rakamlarının belirlenmesinde. Peki asgari ücret ne kadar olacak? TÜRMOB Disiplin Kurulu Sekreteri Bahadır Baş, asgari ücrette %40'lık bir artış beklediğini aktardı. Ne olur konusunda her çeşitli öneriler var. Aslında %40 mı olur, %50 mi olur, %60 mı olur? Ben bu konuda Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonu körüklememesi nedeniyle en alt limitten asgari ücret artışı yapılacağını düşünüyorum. %40'lık bir artış bekliyorum. Bu 16.500 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Bu aynı zamanda yaklaşık 6.000 lira civarında da işçi başı SGK primi demek. Yani ilave 2.000 lira civarında da bir SGK primi gelecek demektir. 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren zam gelişmesine ilişkin olarak çalışanların enflasyona karşı ezdirilmeyeceği de hükümet tarafından açıklandı. Bahadır Baş, çalışanlar için 16.500 liralık asgari ücretin vatandaşlara yetmeyeceğini savunurken işverenlerin üzerine de bir mali yük getireceğini ifade etti. Çalışanlarımız için yeterli mi? Yani açlık sınırının 16 bin lira açıklandığı bir yerde asgari ücretin 16.500 lira olarak açıklanması elbette sıkıntılı bir durum. Bu ülkenin ekonomisiyle ilgili ama enflasyonda son 24 ayda %275 artmış. Üzerine bir 40'lık bir artış daha koyduğumuzda %310 lira gelen, 15 lira gelen bir artıştan bahsedeceğiz. O yüzden benim kişisel görüşüm, beklentim %40'lık bir artış. 16.500 civarında bir asgari ücret net kişi başına eline geçen olacağını düşünüyorum. Bu işçi çalışanları mutlu etmediği gibi getireceği ilave yüklerle beraber yaklaşık 21.500 lira civarında da işverene bir yük getirecek. Onları da mutlu etmeyecektir.
TÜRMOB Disiplin Kurulu Sekreteri Bahadır Baş, küçük esnafların asgari ücret desteğinden daha fazla yararlanması gerektiğini kaydetti. Asgari ücret desteği bu işletmelerde 2000 liranın altına inmemeli dedi. Burada önemli olan asgari ücret desteğinin daha işlevsel, daha herkese hitap eden bir hale gelmesi. Hem işçinin hem işverenin değerinin artırılması. Bu konuda benim her zaman söylediğim bir çözüm önerisi var. SGK primi hem işçiden hem işverenden 5'er puan düşürülürse, yani %10 daha düşük SGK primi ödenirse %5 işçi daha fazla almış olacak, %5 de işveren daha az ödemiş olacak. Bu her iki tarafı da rahatlatan bir çözüm olacaktır. 1 ile 3 arası işçi çalıştıran esnaflarımızın, özellikle altını çiziyorum, 1 ile 3 arası işçi çalıştıran esnaflarımızın kişi başı 6000 lira SGK ödeyebilmesi mümkün değil. Bu olduğu yerde kayıt dışılığı körükleyecek demektir. Bu küçük esnafın mutlaka asgari ücret desteğinden daha fazla yararlanması lazım. Yani bugün ülkemizde kişi başı bütün işletmelerde çalışanlara 400 lira civarında bir asgari ücret desteği uygulanıyor. Benim önerim 2024 yılı için, çok samimiyetle söylüyorum, küçük esnafımız için bir belirleme yapılmalı ve asgari ücret desteği minimum 2000 liranın altına bu işletmelerde inmemeli. Evet, açıkçası 11 Aralık tarihinden itibaren görüşülmeye başlanmıştı. Yani asgari ücret zammı görüşmelerinden bahsediyoruz. Artık bu görüşmelerin sonlarına gelindi dedik. Herkesin bir tahmin ve talebi de oluşuyor elbette bu süreçte. Tabii nihai karar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri sonunda verilecek. Ancak madalyonun diğer tarafı, yani vatandaş asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor? İşte cevabı. Şimdi asgari ücret hakkında dedin miydi? İsteyim adalar ama vermeyi dediler. Anladın mı? Bizim gönlümüzde çok yükseklerin olmasını isteriz ama veren de düşünmek lazım tabii ki. Ona göre işte 16, 15, 17 bu aralar normaldir yani. Tabii vereni düşünmek de lazım. Onlar da tabii ki neticede kazanıp verecekler. Asgari ücret zammında gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. 11 Aralık tarihinden itibaren görüşülmeye başlanan asgari ücret zammı görüşmelerinin artık sonuna gelindi. 27 Aralık'ta yapılacak kabine toplantısıyla beraber yılın son günlerinde asgari ücret zam oranının açıklanması bekleniyor. 2024 yılında tek seferlik bir asgari ücret zammı olacağı için asgari ücrete en az %45 civarında zam yapılacağı tahmin ediliyor. İsterim ki 30-50 olsun ama 20'nin altında olmasın. Şu milletin çektiği gözüküyor. Önceden %75'ini, %70'ini, %62'sini bu arkadaşlar yaparken maaşları hepsini görüyorduk. Şu anda %50'sini bile vermiyorlar. Yani ne oldu? %40'a düştü. Yani bu yazık. Hükümetin buna bir önlem alması lazım. Asgari ücretle çalışan ve işveren milyonlarca kişinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek olan haberde. 2024 yılında asgari ücret belirlemek üzere 27 Aralık'ta son kez toplantı yapılacak. Yani geçen rakamları takip ettiğimiz kadarıyla 17 bin lira civarında olması bekleniyor. Belki 16-17 aralığında ama bir de gerçekler var. Hayat pahalılığı var. Kiralardaki artış var. Çocukların eğitim masrafı var. Böyle düşünüldüğünde çok daha yüksek olması gerekiyor. Belki 25'lerde. Ama diğer yönden de esnafların açısından da bakmak lazım. Büyük bir SGK'dan yük biniyor esnaflara. Eğer oralardaki yükleri devlet üstlenip bu asgari ücreti 20 liranın üzerine çıkarsa çok fazla katkı sağlamaz ama asgari ücretliyi biraz rahatlatmış olur. Esnafın üzerine de çok fazla yük binmemiş olur. 2023 asgari ücret Temmuz ayında yapılan %34 zamla 11.402 liraya yükselmişti. 2024 yılı asgari ücretinin ise 17 bin lira civarına gelmesi bekleniyor. Peki vatandaş asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor? Beklentimiz azıcık daha fazla olsun istiyoruz. Ne diyeyim? Benim beklencim 30 milyar. 30 milyardan aşağı kurtarmak. O da az yani. Yetmez. Ama vatandaş idare eder. Ne yapacak? Anladın mı? Hani 30 vermese Türkiye'nin hali kötü. 10 lira, 15 lira daha bir şey kurtarmıyor. Ya asgari ücretten beklentimiz şu anda yani en düşük 17 bin civarında olmasını bekliyoruz. Çünkü biz kuryelik yapıyoruz. Kuryelik de zor bir meslek. Kar, yağmur çalışıyoruz yani bayağı bir zor. Yani 17'nin altında olmasını beklemiyoruz yani. 17'nin altında olursa büyük bir hayal kırıklığına uğrar asgari ücretli çalışanlar diye düşünüyorum. En az 20 olması lazım.
Askeri ücretin normal olarak 20 olması lazım. Günümüzde ekonomik durum bayağı farklı yani. Evet, şimdi İstanbul Belediyeciliğini açıkçası sarsacak bir iddia var sırada. İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiye Biriminin eski personeli Salim Okutan işten çıkarıldı. Sebebini sorduğumuzda ise Atatürk resminin devletin resmi kurumunda duvardan indirildiğini gördüğünü ve durumdan ötürü rahatsızlığını grup amiri Ahmet Görmüş'e bildirdiğini söyledi. Okutan olayın soruşturmaya başlandığını dile getirirken İBB Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Evrim Engin'e de bu durumu bildirdiğini ancak bir sonuç alamadığını öne sürdü. Atatürk'e sahip çıkmamdan dolayı beni önce sürdüler sonra işten attılar. Beni önce sürdüler, iki telli şişti, ondan sonra da beni işten attılar. İşten atılma sebebi... Yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İddia ise Atatürk portresinin duvardan indirilmesine tepki gösteren personelin işten atılması. Atatürk portresini indirmesine karşı geldim ben. Ondan dolayı beni işten çıkardılar. Net. Bütün İstanbul'da Cumhuriyet Ahbazı, Ankara hepsini aradım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Biriminin eski personeli Ordu Mesudiyeli Salim Okutan, Atatürk resminin devletin resmi kurumunda duvardan indirildiğini gördüğündeki rahatsızlığını grup amiri Ahmet Görmüş'e bildirdiğini, olayınsa soruşturmaya başlandığını dile getirirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı Evrim Engin'e de bu durumu bildirdiğini ancak bir sonuç alamadığını öne sürdü. Göreve geldiğimde Atatürk portresini indirilmiş şekilde kameranın arkasında gördüm. Bu serçeni işte grubu amirim Ahmet Görmüş'e dedim ki Ahmet Bey, siz grubu amirisiniz. Siz bu işine ilgilenin diye sordum. Tabii içtima yaptı bu arada. Dedi ki arkadaşlar Atatürk portresini indirdi, yasak olduğunu bilmiyoruz. Kim indirdi? Yusuf Koçyiğit, şu anda Başakşehir'de mevcut itfaiyeler olarak çalışmakta olan, dedi ki ben indirdim Atatürk'ü buraya, asma, geldiğinde asarsın dedi. Ben de o arada müdür bey aradım, Evrim Engin. Avrupa Yakası Müdür Yardımcısı. Evrim Engin geldi, bana dedi ki bunlara özür dileyeceksin dedi. Neyin özürünü dileyeceğim diye müdür beye sordum. Müdür bey dedi ki Salim Bey çok fazla konuşuyorsunuz falan dedi. Salim Okutan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelleri arasında yapılan içtimada ise Atatürk'ün resmini duvardan indiren itfaiye erinin Yusuf Koçyiğit olduğunu öne sürerken, Başakşehir İtfaiye Grup Amiri Eyüp Şimşek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Evrim Engin'i Atatürk portresinin duvardan indirilmesindeki sorumluları olduğunu anlattı. İçtima yaptı grup amiri, oranın grup amiri, Resteli, Başakşehir Resteli grup amiri, kim indirdi diye bir kişi parmak kaldırdı, ben indirdim dedi. O da dedi ki indiremezsin, Atatürk'ün koruma yasaları var dedi, üzerime saldırdılar. Beni tuttular tabii, ben üstüme geldiler, Atatürkçü olmayanlar. Ben Atatürkçü olarak çıktım burada tek. Ondan sonra dedi ki indiremezsin, indir. Ben Atatürk'ü burada istemiyorum dedi. Salim Bey göreve geldiğinde koysun tepesine dedi. Yusuf Koçyiğit de Atatürk'ü indiren Eyüp Şimşek grup amiri, Başakşehir grup amiri. Başakşehir grup amiri Yusuf Koçyiğit, Evrim Engin. Bunlar er olan indiren, emir verdiler, indirttiler. Eyüp Şimşek, grup amiri Başakşehir'in, Evrim Engin de Avrupa Yakası Müdür Yardımcısı İBB'de. Bunlarına ben uğraştım, Atatürk'ü niye indirdiniz diye cevap alamadım. En sonunda beni işten attılar. Ardından Salim Okutan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevliyken mobbing gördüğünü, yetkili isimlere ulaşmaya çalıştığını ve akabinde sonunda işten çıkarıldığını öne sürdü. Yaşanan durumla ilgili de hukuki süreç başlattığını ifade etti. Önce iki telli, sonra Şişli, oradan Sadabat. Sadabat'la görevime santral operatörü olarak başladım. Bu Evrim Engin beni santraldan alıp araca çıkacaksın dedi. %60 benim oranım var, raporum var, doktor raporum. Buna rağmen, bunlara söylememe rağmen en sonunda Atatürk'ü kim bilerek bana Atatürk'ü indirdiğinden dolayı ben de şikayetçi oldum. İBB'ye şikayetçi oldum. Remzi Albayrak İtfaiye Daire Başkanı ilgilenmedi. Bülent Kuş'u aradım, ilgilenmedi. Sayın İmamoğlu'nu aradım, ilgilenmedi. Genel Sekreter'i aradım, ilgilenmedi. Seyit Torun'u aradım, ilgilenmedi. Fatih İlçe Başkanı itfaiye yakın diye 10 defa görüştüm, görüşme sağladım. Bunlara rağmen kimse ilgilenmedi. Bir gün kamerede otururken bana bir blok kağıdı verdiler. Salim Bey, burada seni İBB'nin ek binasına gidin dediler. Müfettiş bekliyor dediler. Gittim buraya. 6 tane arkamdan gizli savunma yapmışlar. Bu savunmaların hepsi boş savunmalar. Ben o arada dedim ki amirim ne yapalım? Ben görevliyim bugün dedim. Oradan ben çalışırken 9'da kartımı bastım. Ansızdan bir telefon geldi. Dediler ki Salim Bey bugün işte olmamanız gerekiyor.
Neden Tuğba Hanım diye sordum Tuğba Hanım. Büyükşehir'de İBB'den aradı beni. Bunun sonucunda Salim Bey 17. madden işten çıkarıldınız dedi. Hanımefendi ben ne yaptım dedim. Beyefendi bakın bugün işten gitmezseniz tazminat alamazsınız dediler. Baskı yaptılar bana. Ben de korkudan 3 yıl daha çalışmam gerekiyordu. Devletimle hizmet yapmam gerekiyordu. Korkudan işi bıraktım. İşi bırakandan sonra İBB'ye geldiğimde arkadan tazminatı yatırdılar. Bunların sonucu beni işten çıkarmakmış. 17. madde dediler hiç aslı yok. İBB'ye gittim araştırdım 17. madde falan yok. Sadece bana mobbing baskıya bıraktan işten çıkardılar. Benim şu anda 4A olarak işte çalışmam lazımdı efendim. Evet, Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşımla deyim yerinde ise sitem etti diyeceğiz efendim. Akça'nın hedefinde ise ordu ile ordunun hakkını savunmayan bürokrat ve siyasetçiler vardı. Akça açıklamalarında ordunun ve orduluların tabii ki de çıkarlarına odaklanılması ve sahip çıkılması gerekliliğini vurgulayarak duyarlılıklarının bu yönde devam edeceğini de ifade etti açıkçası. Biz ordu ve ordulular için varız mesajı verdi. Bizim derdimiz şahsımız kesinlikle olmadı. Bir STK başkanı olarak ordunun ve ordulunun menfaatleri söz konusu olunca hiçbir şeyi gözümüz görmedi. Onun için bazı gördüğümüz yanlışları dile getirebilmek için böyle bir paylaşım yaptık sosyal medyada. Hala aynı düşüncedeyiz ve ömrümüz boyunca da bu düşüncemiz devam edecektir. Çünkü ordu bizim için çok önemli, ordulu bizim için çok önemli. Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla sitem etti. Akça'nın hedefinde ise orduyla ordunun hakkını savunmayan bürokrat ve siyasetçiler vardı. Atakan Akça yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yapmış olduğumuz paylaşımda da bir başlıkla konuya girmiştik biliyorsunuz. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün başlığıyla girmiştik. Şimdi biz bir kere ordu ve ordulu aşığıyız. Şahsımız olarak hak ve hakkaniyetin yanındayız. Ve bu konuyla alakalı hakikaten müthiş de bir hassasiyet gösteriyoruz. Akça, ordunun ve orduluların kendisi için önemine dikkat çekti ve orduya destek olunması gerektiğini vurguladı. Söz konusu ordu ve ordulu olunca bizim için akan sular duruyor. Çünkü biz bu memlekete hizmet için geldik ve bu memleketi diğer iller arasında yarışmacı yaparak hem konum olarak hem bürokratik olarak hem de siyasi olarak belli bir seviyenin üstüne taşımak için mücadele etmemiz gerekiyor. Ordu ile ilgili ayrıca bir hassasiyet olduğuna tekrar dikkat çeken Başkan Akça, yapılan yanlışlara tahammülünün olmadığını söyledi. Hassasiyetlerimiz var ve bu hassasiyetlerle alakalı bazı gördüğümüz yanlışlara da kendi karakterimiz gereği bazen sert çıkışlarımız, bazen agresif çıkışlarımız oluyor. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu kimseyi üzmek için, kimsenin gönlünü kırmak için değil. Ordu içindir. Ordudaki vatandaşlarımızın, ordudaki halkımızın ve ordunun markasının yükseltilmesi içindir. Akça açıklamalarında ordunun ve orduluların çıkarlarına odaklanılması ve sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak duyarlılıklarının bu yönde devam edeceğini ifade etti. Biz ordu ve ordulular için varız dedi. Biz gerek siyasetçilerimizle, gerek bürokratlarımızla, gerek STK temsilcilerimizle, STK başkanlarımızla, gerek bu orduya hizmet etmiş bütün paydaşlarla ordu için, ordulu için mücadele etmeye varız, birlik olmaya varız ve ordu markasını Türkiye'de tanınabilir, tanınırlığı çok yüksek bir seviyeye taşımak için var gücümüzle mücadele etmek için buradayız. Onun için bazı gördüğümüz yanlışlıklar dolayısıyla veya bazı gördüğümüz uygunsuzluklar dolayısıyla böyle bir paylaşım yapmak durumunda olduk. Biz ordu için varız, ordulu için varız. Efendim, Türkiye'de ortalama yaşam süreleri belirlenmiş. Hemen buradan duyuralım. Ordulular yaşam süreleri bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde neyse ki. Ordu yaşam süresi en uzun şehirler arasında ilk 10'a girerek 5. sırada yerini aldı. Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt yaşam sürelerini etkileyen faktörleri anlattı.
Türkiye'de ortalama yaşam süreleri belirlendi. Ordulular yaşam süreleri bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde. Ordu yaşam süresi en uzun şehirler arasında ilk 10'a girerek 5. sırada yerini aldı. Hayvanlar sütü, yoğurdu falan yedikleri için eski zaman nahle pancar yedikleri zaman işte köylümüz onun için öyle oluyor. 2023 verilerine göre en uzun yaşam süresine sahip il Gümüşhane oldu. Ordu ise Türkiye'de 5. sırada yer aldı. Bizim yemek kültürümüz biraz yeşilliğe dayanıyor. Ağır yemekler yok. Bu insan sağlığı için de yararlı olabilir. Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da kadınlar daha uzun yaşıyor. Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78 yıl olarak belirlendi. Erkekler ortalama 75 yıl yaşarken kadınlarsa 81 yıl yaşıyor. Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe ise 82 yaş ve üzeri ortalamasıyla Görköy oldu. Peki yaşam sürelerini etkileyen faktörler nelerdir? Havasından olabilir. Yani doğal yaşam olduğu için olabilir. Tüm Türkiye'de son 20 yılda ömür gerçekten çok beklenmedik bir şekilde ve olumlu bir anlamda arttı. Kadın ve erkeklerde 15 yıl kadar, yani 20 yıl öncesiyle kıyasladığımızda 65 beklentimiz varken şu anda 75, erkeklerde, kadınlarda 80 civarında bir beklentimiz var. Ömür bir 15 yıl, son 20 yılda arttı. Tabii ki bu Türkiye'nin modernizasyonu, sağlıktaki gelişmeler, iyi yöndeki gelişmelerin sonucu çok sevindirici bir şey. Ordu'da bu anlamda ilkler arasında, bu da çok sevindirici. Hatta bir sevindirici de ilçe bazında baktığımızda Türkiye'deki en uzun ömürlü kişilerin yaşadığı ilçe Gölköy. Gölköy ilçemizde ömür 82 ve üzerinde. Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt, ömrü uzattık ancak sırada sağlıklı yaşlanmayı sağlamak var dedi. Avrupa ülkelerini yakaladık artık ömür anlamında. Yalnız Avrupa ülkelerinde yaşlar sağlıklı, bizim yaşlarımız ise sağlıksız. Şimdi burada söylemek istediğim şu, biz sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanlığı olarak şimdi bundan sonraki hedefimiz de sağlıklı yaşlanmayı sağlamak. Ömrü uzattık ama aynı zamanda da sağlıklı yaşlanmak gerekiyor. Biliyorsunuz Avrupa ülkelerinden hep imreniriz. Tatil köylerine gelenler, işte Akdeniz'e, Ege'ye gelenler 80'li yaşlarda çok aktif bir şekilde yüzüyor, sporunu yapıyor, kendi tatilini yapıyor. Ama bizim 80 yaşlarda almış kişilerimiz maalesef ömürlerini evde geçiriyorlar. Yani sağlıksız bir yaşlanma oldu. Şimdiki hedef ise sağlıklı yaşlanmayı sağlamak. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl içerisinde de biz bu anlamda yine Avrupa'nın önüne geçeceğiz. Sağlıklı yaşlarımız olacak. Özgür Enginyurt sağlıklı bir ömrün sırlarını açıkladı. En önemli etkenlerin başındaysa sağlıklı beslenme ve düzenli uyku geliyor. Sağlıklı beslenme çok önemli, sağlıklı uyku çok önemli, işte hastalıklardan korunmak çok önemli. İşte ülkenin modernizasyonu diyorum. Mesela işte bir sobalı evden kaloriferli eve geçmek bir de bizim sağlığımızı etkiliyor. Doğru beslenmeyi öğrenmek bizim sağlıklı yaşlanmamızı sağlıyor gibi faktörler. Genel sağlıkla ilgili yapılması gereken yaşam tarzı değişiklikler aslında. Bundan sonraki dönemde biz tüm nüfusa doğumdan itibaren sağlıklı yaşlanmayı sağlamak için yapmamız gereken şey yaşam tarzı değişikliklerimizi anlatmak. Spor muhakkak bizim yaşamımızın bir döngüsü içerisinde bulunması gerekiyor gibi bizim yaşam tarzı değişikliklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman hedef yerini bulacak. Yani ne olacak? Sağlıklı bir nesil ve yaşlanmış olsa da sağlıklı bir şekilde yaşlanmış bir nesil olacak. Evet kıymetli hemşehrilerim, hepimizin de bildiği gibi Ordu'nun Akkuş ilçesi ve köylerinde yetişen Akkuş şeker fasulyesinden bahsediyorum. Kendine has bir tadı, aroması ve kokusu mevcut. Aynı zamanda zirai mücadele ilacı ve suni gübre kullanılmadan yetiştirilen bir mahsulden bahsediyorum. Peki Akkuş şeker fasulyesi nasıl pişirilmeli? Püf noktalarını aşçı Turgay Uçar anlattı. ...2012 yılında Ordu'nun ilk coğrafi işaret alan ürünü Akkuş şeker fasulyesi damaklarda hoş bir lezzet bırakmaya devam ediyor. Peki Akkuş şeker fasulyesinin püf noktaları nelerdir? Ustamız şimdi sizler için anlatacak. Teşekkür ederim öncelikle sorduğunuz için. Akkuş şeker fasulyesi sizin de bahsettiğiniz gibi şehrimizin ilk coğrafi işaret alan ürünü. Böyle olması hasebiyle de önemli. Bunun dışında özellikleri bir çok kolay pişmesi. Diğer fasulyelere nazaran
Yani belki üçte bir diyebilirim. Yani normal fasulye 1,5 saat sürüyorsa akkuş şeker fasulyesi yarım saatte pişiyor. Ordu'nun ilçesi ve köylerinde yetişen akkuş şeker fasulyesi kendine has tadı, aroması ve dokusu mevcut olup zirai mücadele ilacı ve suni gübre kullanılmadan yetiştirilmektedir. Akkuş şeker fasulyesi nasıl pişirilmeli? Püf noktalarını aşçı Turgay Uçar anlattı. Bir gece önceden ıslanılması bu önemli. Tencereye alınmadan önce o salça, un, meyanesi yapılmadan önce mutlaka ayrı bir tencerede pişirilip üst o gazı dediğimiz köpüğünün alınması gerekiyor. Direkt pişirildiği zaman ondan sonra ayıramayacağımız için bunu orada ona dikkat edilmesi gerekiyor. Ondan sonra da tercihen nasıl seviyorsak soğan ben kullanmayı seviyorum. Tavsiye ederim. Soğan olabilir, yeşil biber olabilir. Bunlarla mutlaka domates biber salçasını karışık kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ve ben sadece tereyağıyla yapıyorum. Bu da en büyük lezzetin etkenlerinden bir tanesi. Akkuş şeker fasulyesi dağların eteklerinden toplanıp vatandaşların sofrasına konuk oluyor. Fasulyenin bir de sloganı var. 5 dakikada şişer, 10 dakikada pişer. Sadece Akkuş ilçemizde ve orada da çok kısıtlı bir bölgede yetişiyor. Dik yamaçta yetişir. Hatta akkuşlar şey der, dik yamaçta yetişir. 5 dakikada şişer, 10 dakikada pişer derler bu fasulyeyi anlatmak için. Aşçı Turgay Uçar, güveçte yapılmasının da ayrı bir lezzet kattığını ayrıca parantez açtı. Püf noktası şu, güveç tabii toprak daha doğal, daha o güvecin verdiği de bir lezzet mutlaka var normal bir kaba göre. Biz bundan faydalanmak için hem daha hoş duruyor, daha güzel duruyor. Evet kıymetli dostlar, yılbaşı ruhu sokaklara da yansıdı diyeceğiz. Malum caddeye bir çıkıyoruz, her yer ışıl ışıl, adeta rengarenk yılbaşı süsleriyle şenlenmiş durumda. Açıkçası yılın en keyifli günleri de desek yeridir. Tabii yeni yıla sayılı günler kalırken hazırlıklar sadece sokaklarda yapılmadı. Firmalar da arz talep dengesini gözeterek müşteri odaklı hazırlıklarını tamamlıyor diyebiliriz. Yeni yıl için vatandaşlar yılbaşı ruhunu yansıtan pastalara, kurabiyelere büyük ilgi gösteriyor açıkçası. Biz de Ordu esnaflarından konunun uzmanına pastacı Şaban Ali Çamkerten'e misafir olduk. Kendileri hem kendi imalatları olan ürünlerle yılbaşına hazırız demişler. Hem de yeni yılımızı kutlamayı da unutmamışlar. Gelin birlikte izleyelim. Yılbaşına sayılı günler kala pastanelerde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Şu anda bir imalathanedeyiz ve birbirinden güzel yılbaşı ruhunu yansıtan pastalar bizleri karşılıyor. Yeni yıla sayılı günler kalırken firmalar da müşteri odaklı hazırlıklarını tamamladı. Yeni yıl için vatandaşlar yılbaşı ruhunu yansıtan pastalara, kurabiyelere büyük ilgi gösteriyor. Pastacı Şaban Ali Çamkerten en yeni model pastalarla yılbaşına hazırız mesajını verdi. Geçtiğimiz yıla nazaran daha farklı çeşitler yapmaya çalışıyoruz. Daha güzel ürünler, her geçen yıl daha kendimizi geliştirerek, pastacılığı da geliştirerek insanlarımıza, müşterilerimize, memlekete böyle güzel tatlı ve pastaları üretmeye devam ediyoruz. Yılbaşında normal pastaların dışında temalı pastaların daha çok ilgi gördüğünü ifade eden Çamkerten, vitrinlerimizde farklı türden ürünlerimiz yer alacak dedi. Yılbaşında çok süslü pastalar daha rağbet görüyor. Cafcaflı böyle süslü, güzel, değişik modeller filan. Normal günde çıkmayan pastaları yılbaşında daha farklı şeylerle, çeşitlerimizle vitrinlere koyacağız. Birbirinden farklı birçok ürünün yer aldığı vitrinlerde pastaların yanı sıra en dikkat çekenler arasındaysa şeker hamuruyla yapılmış yılbaşı konseptli kurabiyeler ilgi odağı oluyor. Yeni yılınız kutlu olsun. Evet teşekkür ediyoruz ve bizler de şimdiden buradan Şaban Bey ve ekibine mutlu yıllar diyoruz. Ve bu haberimizle birlikte bülteni noktalıyoruz. Gece bülteninde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.